düşmanlarla göğüs göğüse olduğunuzda, bir çarpışma için karşılaştığınızda bir defa geriyi hiç düşünmeyin. Anneniz, babanız, evladınız, işiniz, gücünüz, çoluk, çocuk, onlar aklınız olmasın diyor Allah bir defa. Geriyi unutun. Ayaklarınızı çivileyin. Ömer Muhtar filminin bir sahnesini hatırlıyor musunuz? Ben bir ara o şeyleri merak sarmıştım, izliyordum. Şimdi hiç izleyemiyorum, hiçbirisine fırsatım yok. Ama ben de insanım, ben de heyecan taşıyorum. Ve çok da heyecanla bitirdim aslında. İzliyordum. Hani savaşta dizlerine şöyle bir şu kabloyu düşünün, tel bağlıyorlar. Ve o teli iyice sıkıştırıyorlar, dizleri açılmasın ve kaçamasınlar diye. Olur ya insanlık hali, bir panik yaşarsınız. Korkak değilsiniz ama ani bir panik yaşarsınız. Kaçmak isteseniz de kaçamıyorsunuz. Son harekatta yardımcısı İsmail'e falan o savaş sahnesinde dizlerini bağlıyorlar. Tanklar geliyor, tanklar. Altında böyle paletlerin arasında, dişlerin arasında parça parça olacaklar. Olsun. Hazreti Muhammed onları öyle ikna etmiş ki Allah ile, eğer niyette İ'la-i Kelimetillah hedefli bir şehadet varsa, ölüm biçiminiz paletler arasında parça parça olmak da olsa, cayır cayır yanmak da olsa, Fransız modeli giyotinlenmek de olsa, iplerden sarkıtılan dillerinizin dışa uzandığı bir asılma da olsa, Amerikano stil zehirli iğneyle de idam edilseniz hiç fark etmez. Tüm acı, şehidin ölümden duyacağı tüm acı sadece kursatun nemildir. Bir karınca ısırığı kadardır. Bütün acı bir karınca ısırığı. Ben bunu size izah ederken narkoz örneğini vermiştim. Peygamberimizin zamanında narkoz ameliyat olsaydı kesin verirdi. Diğer örnekleri verdi çünkü. Ben mesela dağlanmayı sevmem demiş Peygamberimiz. Hani metali, çocuklar, arkadaşlar bir saniye bakın, şu metal deyin şu kalemi. Metali ateşte iyice kıpkırmızı yapıyorlar. Yaraya çıs diye basıyorlar. O yarayı buna dağlanmak diyorlar. Peygamberimiz bunun bir tıbbi tedavi olduğunu kabul ediyor. Ama ben sevmem diyor. Ateşte dağlana tedavi sevmem. Demek ki o zaman tıp üzerine konuşan Peygamberimiz narkozu da örneklendirebilirdi. Şöyle bir çok ince kıl gibi. Eski iğneler neydi ya? Şöyle iğne gördüm ben insana sokulan arkadaşlar. Nasıl bağırırdık aman Allah'ım. Şimdi vallahi insan iğne olası geliyor. İğne oyası gibi iğne olası geliyor. Ya arkadaş bir şey değiyor. Kaşıntıyla acım arası. Yarın beni hatırlayın iğne olursanız. Ya metin deyin ben evelallah size dua ederim. Tamam mı? İğneyi tam batırırken böyle bir dikkat edin. Gerçekten kaşınmayla acım arası bir his oluşuyor sizde değil mi? Arkadan da sizi konuşturuyor. Ustaysa eğer o iğneyi yapan sağlıkçı sizi güzel lafa takıyor. Ben mesela hocam falan filan dedi dua edin derken birden kendimden geçtiğimi hatırlıyorum. Bir burun operasyonu geçirmiştim. Ayıldığımı hatırlıyorum ondan sonra. O sıvıyı verirken zaten gidiyor beyne nereye gidiyorsa sizi sizden alıyorlar. Siz yerdesiniz ama acı hissetmeyecek haldesiniz. Elhamdülillah. Kesiyorlar, biçiyorlar, ekliyorlar, çıkartıyorlar, temizliyorlar, ayıklıyorlar. Ondan sonra ayıldığınız zaman şöyle ben neredeyim diyorsunuz. Böyle yapıyorlar mı insanlar? Yapıyorlar mı? Hazreti Muhammed diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, Allah için şehit olan kişi ister cephede şehit olsun, ister ofisinde infaz edilsin. Şehadet kafasıyla iş yapıyor adam. İster yolda fail meçhullere ilave edilsin, hiç fark etmez. Ülkemizde Ruslar keklik gibi Çeçen Kafkas yiğitlerini avladılar şerefsizler.
Ya Rabbi şu çetenlerin isyan duygusunu arttır. Rusya'yı alt üst ettir bunlara. Amin. Ya Rabbi şu çeçen yiğitlerin şehşamilik damarlarını kabart. Rusya'yı yaşanamayacak hale getirsin adil. Amin. O zaman görsünler kaç uçak daha selam verecek yere. Tamam arkadaşım. Neyse. Aynen böyle ciddi söylüyorum. Hiç ama Allahu Ekber. Hiçbir şey duymuyorsunuz. Hazreti Muhammed'in dediği budur. Siz cephedesiniz. Şehadete iyice kilitlendiniz. İlla cephede şehitliğin adresi daha çok cephe olduğu için hep cephe diyoruz. Ama şehitlik illa cephede olacak diye bir şart yok. Allahu Ekber, böyle bir tembihatı almışlar ya, tabii ki hiç geri kaçmazlar. Dizlerini böyle bağlarlar. Tank geçse de fark etmez. Allah'ın cennetine cemaline intikal edecekleri için öyle. Bir de ölüm, üzerimden tank geçmiş. Üzerime tüm makinalı şeridi boşaltmışlar. Kalbura dönmüşüm. Giren kurşunun açtığı seri delikler ışığı görecek hale getirmiş vücudumu, fark etmez beni demiştir. Allah bunu diyor, çivilenin cephede, davaya çivilenin. Eğer bana inanıyorsanız, cennetime inanıyorsanız, cemalimi görmeye niyetleniyorsanız, girdiğiniz yolun hak yol olduğuna inanıyorsanız çivileneceksiniz. Ayağınızı çivileyeceksiniz. Geri saymak yok. Asla. Asla. Geride cehennem var. İleride, önde cennet var. Ama diyor bu işte başarmanın da anahtarı şu. Bu işte başarma anahtarı da vezkürullah. Allah'ı çok zikredin. Çok. Leallekum tüflûn. Başarırsınız. Bir izine başarırsınız. Düşmanla göğüs göğüse savaşırken, nefsine karşı mücadele verirken, şeytanın sana vesvesesini püskürtürken, bu da bir savaş. Bu da bir mücadele. Dinlemeyeceğim ben nefsimi. Sabah namazına cemaate gideceğim. Dinlemeyeceğim. Şeytan bir şey dikte edecek, dayatacak. Dinlemeyeceğim. Bu da bir savaş. İlla kılıç kalkan da olması lazım. Elde bir keleş veyahut da bir uçaktan böyle bombayı indirmek mi lazım? Savaşın türlerinden bir türdür bu da arkadaşlar. Allah mücadele edin diyor mu nefsinde? Edin diyor. Şeytana direnin diyor mu? Direnin diyor. Hatta şeytana dirençte başarılı olanlara da arkadaşlar, dalgın kardeşlerim, şöyle gözüme doğru bakar mısınız? Bak, ben sizin gözünüze bakıyorum. Yüzünüze bakıyorum. Ben bugünkü sohbetimde en yorgun elemanım aranızda. Bak, kendimi salmıyorum. İş yapıyoruz biz burada. Hem konuştuğum konu cihat ya, şehitlik arkadaşlar, yani ayıptır söylemesi. Böyle mücahit gibi dinleyin, değil mi? Komutan gibi dinleyin. Cephede dinler gibi dinleyin. Yarınların ne getireceğini bilemezsiniz. Belki hatırlarsınız bunları bir yerlerde arkadaşlar. Yarınların ne doğuracağı belli değil. Geceler hamiledir diyor. Sabah ne doğuracağı belli olmaz. Öyledir. Arkadaşlar, Allahu Teala Hazretleri içten destekli, samimi zikredin ki diyor, nefisle mücadelede zikrullah ile başarılı olursunuz. Şeytanla mücadelede zikrullah ile başarılı olursunuz. Rusya ile mücadelede zikrullah ile başarılı olursunuz. Esed'le mücadelede zikrullah ile başarılı olursunuz. Zaten eline keleşin var, eline silahın var, cephedesin. Onları inkara mümkün değil. Aklımızdan bile geçmez. Öyle bir şey gündemimiz değil. Ve a'iddu lehum mestadatun min kuvve ayetiyle yetiştik hepimiz. Düşmanları alt edecek fiziki, görsel, elle tutulur silahlar da edinin diyor Allah. Gücünüz olsun diyor. At, avrat, silah kimseye teslim edilmez derlerdi eski atalarımız. Bizim olacak hepsi. Bizden olacak hepsi arkadaşlar. Bizim elimiz olacak. Bunu diyen Allahu Teala Hazretleri, yani buyuran Yüce Rabbimiz, Mevlamız, değerli kardeşlerim, arkadaşlar, bizim bu Validati'nin çevresi eski İstanbul burası. Eski İstanbul, Üsküdar.
Sokaklarımız daha çok at arabasına göre yapılmış. At arabasına. Atlara, canlı araçlara göre eski evler dizayn edilmiş. Bizim burada büyük araçların girmesi çıkması kolay değil. Bizim mahallemizin arkadaşlar çöplerini temizleyen, Allah da onların günahlarını boşlarını temizlesin. Araç şu anda geçemiyor. 34 Ankara Urfa 69-62 beyaz Fluence. Tamam, Adana Yozgat. Bu suçlu değil çünkü bizim yer idarlığımız var. Biraz hızlı hareket et ama hemen geri gel. Sure-i Araf'ta bak giriş konuşması olaraktan bu şeyin çıtası oluyor. Yani en üst çıta ve çatı ayetler. Allah-u Teala sizleri biraz daha mücadelede gelişmiş. Neredeyse ununu elemiş, eleyle böyle asmış. Böyle bir sonuç yok. Ölünceye kadar bu mücadele sürecek. Ama yani bu işte bir merhale almış ve gerçekten başarı elde etmiş. Başarılı Müslüman tipini Allah-u Teala Kur'an'da Sure-i Araf'ta anlatırken son sayfada Bismillah innellezine tekav ize messehum taifun mineşşeytanı tedekkaru fe izehum mubsiru. Müthiş bir ayet. Bazıları uydum şeytana der. Lanet şeytan bunu da yaptırdı der. Allah kimseye şeytana uydurmasın biz de maalesef diyerekten üzüntüsünü dile getirir. Ama bir takım insanlar da Allah'ın anlattığına göre arkadaşlar takvada bir yere gelmiş insanlar, güçlü Müslümanlar kesinlikle ve kesinlikle şöyle olur diyor Allah. Neyle olur? Şeytan onu da kuşatır. Taifün onu şöyle bir sarmala alır. Ona bir şeyler akıtmaya çalışır. Onunla uğraşır şeytan. Alttan girer, üstten çıkar, her taraftan onu yani ele geçirmeye çalışır. Ama adam maşallah. Hani uzak doğu sporlarını bilir misiniz siz? Uzak doğu sporlarında bir full kontak falan var. Böyle adamlar böyle nereden ne geliyor? Hepsini hallediyorlar. Hiç kimse bir şey yapamıyor. Sanki biyonik varlıkmış gibi, robotmuş gibi. Maşallah. Hepsi yerlerde, bizim başroldeki yiğit ayakta sadece. Bu fotoğrafı niye çekiyorum ben size? Yaşadığımız kültürle anlattıklarımı bir araya getirerek unutmayasınız diye. Öyle başarılı bir savaşçı gidiyor Allah. Nereden girerse girsin, girmeye çalışsın, hepsini püskürtür. Hepsini püskürtür. O dürtünün kesinlikle şeytandan olduğunu bilir, anlar. Ben sana teslim olmayacağım, dediğini yapmayacağım diye bir direnç gösterir. Allah da içi zikirle dolmuş, taşmış bir mümin olduğu için yardım eder. Şeytan işi biter, şeytanla kalır. Bizim yolumuzun büyüklerinden şeytanı yoldan çıkartanlar var bilirsiniz. Şeytanın yoldan çıkarttıkları tüm dünya. Bizi bile ara sıra yoldan çıkartıyor değil mi arkadaş? Çıkartıyor ne deseniz deyin. Öyle şey yapmayın, fazla kendinize güvenmeyin arkadaşlar. Bazı kalemlerde şeytan bizi konuşurken zikir yolundan, davet yolundan, tatlı espri yolundan, faydalı konuşmalar yolundan çıkartıyor. Dilimizi bile gıybete saptırıyor. Gıybet sapkını oluyoruz. Gıybet sapığı, iftira sapığı, küfür sapığı, yalan sapığı yoldan sapmıyor mu? Yoldan sapmıyor, Arapça fasık diyoruz. Fasık. Kibar sözde sapıklık çirkin mi söz mü? Türkçemize sağ olsun. Değil mi? Türkçemize güzel bir dil. Kur'an dil olan Arapça güzel olduğu gibi Türkçemiz de maşallah bir dildir. Dolayısıyla bakın şeytan seni nasıl saptırıyor teknik bir şekilde. Konuşurken gözün bakarken gözün sapıyor. Böyle güzel şeylere bakarken Allah'ın bakma dediği gözünü oyarım senin dediği şeylere de adamcağız hatta böyle daha derinlemesine bakıyor. Detay tanımlayacak kadar bakıyor. Bakıyor mu? Bakıyor. Ha. Şeytanın sapıttıklarının sayısı belli değil. وَلَا تَجِدُ اَكْتَرَهُمْ شَاكِر۪ينَ Zaten yemininin bir itirafı da bu Araf suresinde. Ey Allah demiş. Sen bana böyle bir lanet halkasını geçirdin mi geçirdin. Buna ben sebep oldum veya başka sebep oldu. Ben bu sonuca mahkum edildim mi? Ben melun muyum? Kovuldum mu? Bundan sonra işim var demiş.
Kıyamet kopunca kadar da senden izin de aldım. İzin kağıdım da senden, müsaade de senden. Kıyamet kopunca kadar insanlığın çoğunu sana inanan ve şükreden bulamayacaksın. Nefes alırsam namerdim demiş. Vallahi böyle bak, yemin etmiş. Senin izzetine yemin ederim ey ulu Allah demiş. Kıyamete kadar nefes almadan bu insanları kafir, müşrik, münafık, katil, sarhoş, eroinman, pis ahlaklara piyasayı berbat eden, açık, saçık, neyse günah listesi, küfür listesi, herkese bir şey takacağım ben demiş. Çoğunluğunu vela tecidi bulamayacaksın. Allah'a veriyor bu cevabı arkadaşlar. Ayetlere geçen sonucu konuşuyoruz. Vela tecidi bulamayacaksın Allah demiş. Ekserahum çoğunluğunu şakirin, sana şükredenlerden bulamayacaksın. Bir dalcık araya şükrettireceğim, teşekkür ettireceğim. Bir kahveye 40 yıl hatır lafını piyasaya yayacağım. Ama kahveyi yaratanı unutturacağım demiş. Hizmet alanlara, servis sunanlara teşekkür kırla gidecek. Ama o servis malzemesindeki senin nimetlerini, seninle bağlantıyı unutturacağım demiş. Sıfırlayacağım demiş. Bu piyasadan senin adını, sana kulluğu, sana pratikte şükrün değişik türlerini en asgari indireceğim. Bunu yapacağım demiş. Yaptı mı? Bal gibi yaptı. Şeytan sözünde durdu. Yazıklar olsun birilerine. Şeytan mert çıktı. Ama sen nasıl çıktığını çok iyi. Sen Allah'a söz verdin. Binlerce ayette söz verdin. Hazreti Muhammed'e söz verdin. Sana yapışacağım. Sarmal, sarmaşık gibi olacağım. Deri kaplama gibi olacağım. Bir dediğin iki olmayacak bende ya Resulallah. Sana tam benzeyeceğim inşallah. Beyatım neyi gerektiriyorsa, sözüm neyi gerektiriyorsa. Biz şeytan kadar sözümüze duramadık. Darılmayın bana, darılmayın. Yiğitlik hakkı söyleyene değil de haksız kişilere veya haksız taraflarınızadır darılmak. Yiğitlik budur. Şeytanın yoldan çıkarttıklarının sayısı belli değil. Ama bizim bu yol Allah'ın izniyle aslanlar gibi yaşarsak, tam donanımlı olsak, gardımızı alırsak, zikirle taşan bir yüreğimiz olursa, Allah ile bağlantımız sağlam olursa, kurallara uygun iş yaparsak, inanır mısınız şeytanı biz yoldan şırampole yuvarlarız. Gidiş o gidiş, tangur tungur, kendisine gelemez kolay kolay. Peygamberimizin gününde böyle bir canlı örnek var mı? Vallahi var. Canlı örnek var mı? Tallahi var. Arkadaşlar, niyet ettim Allah için dinlemeye deyin. Niyet ettim Allah için mayışmaya, bayılmaya, uyumaya demeyin. Ya benim en gıcık olduğum şey, tüm organlarımla vaaz ettiğim halde benim vaazımda uyuyan adam anormal bir adamdır ya. Ciddi söylüyorum, öyledir ya. Başka bir vaaza bir şey demiyorum. Onlara selam olsun. Hepsi benden daha değerli. Beyefendi tipler, hanımefendi tipler. Bu işin azametini hissetmiş vakarlı, tonajlı insanlar. Ama ben hafif makinalı gibi her alanı tarıyorum. Benim de gözüm bakarak böyle yaparsanız ayıp değil mi? Benim sinir sistemlerimi geliştirmeyin arkadaşlar. Huzurlu dinleyin. Mübarek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer gelirken böyle gülücükler dağıtmış. Hazreti Ömer'in tarzı değil. Hazreti Ömer ciddi bir insan. Peygamberimiz de genelde bunu ciddi karşılarmış. Gerçekten öyle. Hatta bir kuyunun başında oturmuşlar. İlk sahabesi, adını unuttum, mübareklerden bir mübareğin. Böyle ayaklarınız değeceklere kadar bir su birikintisine ayaklarını sarkıtmışlar. Sahabeler oturuyorlar. Bostan yani hurmalık göre sahibine de diyor ki Ebu Bekir gelecek, onu al işte cennetle müjdele, işte isimlerini veriyor geleceklerin. Ama diyor Hazreti Ömer gelirken, Ömer'im gelirken diyor bana haber ver diyor. Ömer gelirken toparlanıyor. Peygamberimiz de bile İnsanla göre bazı insanlar çok rahattı, bazı insanlara Peygamberimiz daha çok yani disiplinli davranırdı. Bazılarına larç, rahat davranırdı. İnsanla göre siz de öylesinizdir. Muhabbet edersiniz, ensesine vurursunuz, kucaklarsınız ama kimse de beyefendi, hanımefendi tavrınız olur.
duruma göre işi gerçekleştiririz. Hazreti Ömer çok ciddi bir insan, tavizsiz bir insan. Gerçekten hakkı da direkt söylediği için etrafında fazla bir birikim insan topluluğu bulunmayan bir insandı mübarek. Radıyallahu an, mekanı makamı en alasından olsun inşallah. Arkadaşlar, Peygamberimizin mütebessim olması onu mutlu ediyor. O da hiç alışkın olmadığı için o da gülmeye başlıyor. Tebessüm ediyor. Allah dünya vahdesi güldürsün ya Resulallah. Eb hakekallahu fit dünya vel ahireti ya Resulallah. Dünya ve ahirete Rabbimizi güldürsün. Öğrenebilir miyim bu mutluluğunuzun sebebini deyince. Sen güldürdün beni diyor Ömer, sen güldürdün. Şeytan böyle dalgın dalgın kime ne yapacağını, kime ne yapacağını düşünerek gidiyordu. Birden seni aynı güzergahta görünce irkildi ve heyecandan seninle karşılaşmayayım diye sıçradı başka bir yola. Şeytanı yoldan çıkarttın seni ya Ömer. Bir teknik bilgi vereyim. Biz İmam Hatip Mektebi'nde talebeyiz. Bir koğuşta 80 kişi yatıyoruz. Bir koğuşta 80 nefes var. 80 insan, çift cam, kalorifer %90 yanmaz. Kendiniz diye yakmıyorlar. Fakir şey, İmam Hatip Mektebi'nin yeni kuruluş günler herhalde. Ondan sonra böyle çatılardan aşağı doğru yere kadar sarkan buzlar, eski kış, meşhur bir kıştı. Allah tekrar zarara dönüşmeyecek, trafiği ve hayatı felç etmeyecek güzel karlar yağdırsın. Güzel kışlar versin. Kış için bir sene bekleyen bir takım üretici firmalar var. Arkadaş onların da hakkıdır kışlık mal satmak. Ben onları düşünmek zorundayım. Herkes böyle yani yazlık gömlekle geziyor. Bak ben bile yazlık gömlekle vaaz ediyorum. Değil mi? Olmaz böyle şey. Rabbim hayırlı bereketli kışlar da versin. Değil mi? Şimdi orada arkadaşlar 80 kişilik koğuştayız. Böyle nefes alıp vermede zorlanıyoruz. Sevgili kardeşlerim. Pekala şimdi dur bakalım. Bazı köşedekilere bakmak zorundayım. Ben bunu ne amaçla söyledim? Hazreti Ömer'le bağlantılı bir konu için. Şimdi bir de biz genciz, delikanlıyız. Yaşımız da belli bir noktaya gelmiş. 16-17 biliyorsun o yaşları. Büyükler bize derdi ki arkadaşlar karnınızın üstüne ya Ömer yazın. Gece şeytan size gelemez. Cin çarpamaz derlerdi. Doğrudur, eğridir, isabetlidir, değildir. Hem erken uyanıp da kuyruğa girmek zorunda kalmazsınız derlerdi. Bu kadar söyleyebilirim. Tamam mı arkadaşlar? Ya Ömer deyince şeytan yanaşamaz. Şeytan Ömer'den korkar. Eûzü billahi mineşşeytanirracim en büyük silah. Bunun tartışması yok. Ondan Allah'a sığınmak. Ayette bunu diyor. Fakat bu da demek ki yani küçük bir mantar tabancası. Bu da işe yarıyor. Asıl silah eûzüdür. Beni ümmetin sürekli eleştiriyor. Ağır hakaretler yağdırıyor. Ya Muhammed, doğruyu söylemek zorundayım. Allah'ın baskısıyla bunu sana açıklıyorum. Benim belimi kıracak şey bana küfür, bana lanet değildir. Ben zaten melunum. Ben zaten racimim. Bu gerçek. Bana racim demek beni sıkıntıya sokmaz. Bana melun demek beni üzmez. Moralimi ben zaten melunum ve racimim. Ne olacak? Bana asıl zarar bir kere bile eûzü billahi mineşşeytanirracim deyince insanlar benim belimi kırar diyor. Belimi kopartır. Hani eski çamaşırı sıkarsın da böyle kopartırsın ya. Bir eûzü şeytanın belini kopartıyor. Onun için eûzü billahi mineşşeytanirracim diyeceksiniz. Kopartacaksın. Kopartacaksınız. Sahabeden iki kişi birbirine girmişler. Tam böyle birisi gardını öbürü yumruğunu tam dalacaklar. Uzaktan Peygamberimiz durun diyerekten müdahale etmiş. Problemi çözmek için de zamanı yok. Yanındakine konuşuyor. Yanındaki bu raporu bize sunuyor. Yanındaki yol arkadaşı olan sahabe sunuyor. Peygamberimiz kavgayı durduruyor. Onlar da utanıyorlar. Fakat görgü tanı olan sahabe diyor ki Peygamberimiz derinlikli bakmadı diyor. Onlardan birisini ben gördüm diyor. Adamın diyor rengi diyor tamamen atmış. Tüm renkler ona yığılmış. Damarlar kabarmış.
muhatabın o kadar tahrik olmuş ki yiyecek. Peygamberimize bu ondaki renk değişikliğini kısmen fark edince bana dedi ki, ben bir kelime biliyorum. Hem de Riyazu Salih Muhadeşleri bakarsınız. Ben bir tek kelime biliyorum. Eğer o kızaran arkadaşınız ve cini tepesine çıkmak derler bizim orada, tahrik olan ve arkadaşına bu kadar gazap eden ve kavga noktasına gelen o arkadaşınız o kelimeyi bir kere söyleseydi, bir kere ya, لَذَهَبَ عَنْهُمَا يَجِدْ, o kişi bulduğu, o yaşadığı şey ondan giderdi diyor. Kesinlikle o netice yaşanmazdı. Hemen söyleyelim ya Resulallah demiş. Hangisiydi? Hepinizin bildiği sözcük demiş. اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Biz bunu ne zaman söyleriz? Kavga biter, elimiz acır, kimisi yerde, kimisi boşanmış, kimisi kovulmuş. Olan olur, hani Türk polisi olaylardan sonra geliyorlar, cenaze memuru gibi geliyorlar. İşte FBI'da iş bittikten sonra baskın yapıyor falan, neyse. Böyle bir sonuç yaşanır. Ondan sonra la havle, euzüler, iş bittikten sonra söylenir. İşin başında söyleyeceksiniz ve işi bitireceksiniz. Daha geniş kitlelere ulaşmamız için videoyu beğenip paylaşmayı unutmayınız.